Değerli hemşerilerim, Haziran ayı olağan meclis toplantımızda belediye meclisimizin oy birliğiyle almış olduğu toplu taşıma fiyatları güncelleme kararı sonrasında sizleri de bizleri de kamuoyunda üzülen, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştık. Dünden itibaren bu tepki sizlerin de malumu. Ancak bizler çözüm bulma makamıyız. Dolayısıyla her türlü tepkiyi normal karşılasak da vatandaşı mağdur etme ve kamu hizmetinden mahrum bırakma gibi bir hakkı kimsenin olmadığı gerçeğinden hareket etmek zorundayız. Bu krizin çözümü amacıyla o saatlerde otobüs duraklarımızda bekleyen vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi ve diğer engellilerimiz dahil tüm hemşerilerimizi mağdur etmemek için belediyemizin servis araçlarının tamamını onların hizmetine sunduk. Bu kritik anı o şekilde atlattık. Ancak üniversitemiz öğrencilerinin sınav sezonuna denk gelen bu planlanmış olayın başka türlü de alternatifinin anında geliştirilmesi gerekiyordu. Buradan hareketle ilimizin komşu illerinden başlamak üzere Afyonkarahisar Belediyemiz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Denizli Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli başkanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda herhangi bir krize yol açmama adına ve mağduriyet yaşamamak için kendilerinin ellerinde bulunan yedek araçlarının şehrimize gönderilip gönderilemeyeceği konusunu kendilerine sunduk. Allah hepsinden binlerce kere razı olsun. Hemen anında tüm belediyelerimiz seferberlik anlayışıyla harekete geçtiler ve sabah 7 itibariyle sefere başlayacak şekilde arkada gördüğünüz hem Afyonkarahisar Belediyemizin hem de Bursa Büyükşehir Belediyemizin otobüsleri buraya geldiler. Diğer araçlara gece saat 3.30 itibariyle kendi otobüs işletmecilerimizin ve belediyemizin arasında yapılan görüşmeler sonucunda sabah sefere başlama sözü vermeleri nedeniyle yola çıkmayan veya yolda olan diğer araçların gelmesine gerek kalmadı. Ama çok özel bir jestle karşılaştık. Gelen araçlarımızın kontaklarını burada bırakıp şoför arkadaşlarımızı geri çağıran belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerek kalmadı. Birkaç gün gerekirse kalabilir ama bugünden itibaren geri gönderme süreci başlıyor. Bir kez daha sağduyuyla hareket eden tüm Kütahyalı hemşerilerime, belediyemizin tüm imkanlarını vatandaşımızın hizmetine sunan belediyemin çalışanı çok kıymetli personel kardeşlerime, gerek Kütahya içi gerekse Kütahya dışı böyle bir durumda bize yardım sözünü verip gerekli her türlü desteği sağlayan sivil, kamu kurum ve kuruluşu ya da meslek odası, kooperatif temsilcisi, minibüs veya otobüs işletmecisi tüm dostlarımıza ve hemşerilerimize, ayrıca Sayın Valimize ve biraz önce ismini zikrettiğim komşu şehirlerimizin değerli valilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerde bir kez daha bu tür bir olayı yaşamamak temennisiyle hayırlı günler diliyorum. Ayrıca otobüs işletmesi esnaflarımız içerisinde sağduyusu öne çıkarak böyle bir dönemde bu işe devam etmemiz gerektiği yönünde fikrini beyan ederek diğer fevri davranan arkadaşlarımı da ikna edip sabah itibariyle seferlerine başlayan otobüs işletmecilerimize de hayırlı olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra da gerekli önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman vatandaşımızı mağdur edecek hiçbir hareketin karşılığı olmadığını herkes bu yaşanan olayla görmüş oldu. Biz de buradan çıkaracağımız dersi çıkardık. Gerekli önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyorum.